Selam arkadaşlar. Böyle bir güzellikle bugün videoya başlıyoruz. Mükemmel bir yer buldum. Hatta mükemmel ötesi bir yer. Nasıl anlatayım, nasıl göstereyim bilmiyorum ama çok güzel. Yani bariz bağırıyor. Burada işlenmiş olaylar var diyor. Bir şeyler vardır burada diyor. Öyle bir yer. İlla bir şey olacak gibi. Heh, bir şey fark ettim. Şimdi önce bir resim aldım da. Şu tarafında mı? Neredeydi ya? Neredeydi bir tarafında? Ha, şurada. Çünkü bu bölgeden geldim ve direkt burayı böyle görerek geldim. Şurada bir tane kasacık var. Onu gösterme isteğim. Görüyor musun burası? Bak 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 bak. Bak bak şu güzelliğe bak burada. Yavrum ey. Açılmayı bekleyen bir kasacığımız var burada. Ama makineyle tabii ki kontrol edeceğiz. Öyle açacağız. Sanki burada da varmış ve bunu açmışlar gibi. Öyle durayım. Burada bu tarafı bir şey göstereyim. Bakalım. Güzel. Çok güzel bir yer. Aramaya değer bir yer. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Beğeni butonu var ya burada. Tık ona basıyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve macera başlıyor. Hadi bakalım. Şimdi bunun levyeyi buraya koyuverdim. Bunu da şöyle alalım, tripodları ikisini uzaklaştıralım ve burayı başlayacağız arama. Çünkü taşta gördüğümüz gibi kasa var ve başka yerlerinde yine gizlenmiş olabilir kasalar. O yüzden önce şöyle bir yerden başlayalım. Çünkü burada bir kayalık var. Yerde de bir şeyler saklamış olabilir ya. Eskiler. Neden saklamasın? Oo, ben ne yaptım ya, o makineyi açmadım. Kafayı yiyeceğim ya. Makineyi açmamışım, arıyorum. Ben de dedim bu kadar vurdum niye bir tıt etmedi. Hazır mı? Hazır. Güzel. Vurmama bakmam lazım. Kaç oldu, başlık değiştireyim. Habire taşları uğra uğra. Ama gördüğünüz gibi engebeli arazilerde çalışayım. Normal arazilerde değil. O yüzden olduğu kadar açık. Hey Diken, sen bu da çıkmayın, inanma iyi olacağımış ha. Neye çıktın? Arkanda bir şeyler var mı acaba? Çıkacağım. Üstüne de çıkacağım. Bakacağım. Var mı bir şeyler? Hadi dostum, daha bir sinyal. Ya nerede vereceği belli. Kasa belli zaten, belli ama yine de başka arayayım. Belki başka vardı diye. Bak, mesela şurada. Burada da bir şey varmış. Ama yok. Görünmüyor. Şimdi sıra geldi mi asıl noktaya, kader anına. Hadi bakalım. Ah. Makine çalışıyor mu? Çalışıyor. Sinyal yok. Nasıl olur ya? Ayrı bir şey, dur bakalım şeyini değiştireyim. Şimdi burada tın 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 etmesi lazımdı sinyal olduğu zaman. Yok.
Bu da varsa eğer, belki de bu yalancı kasaydı, o yüzden açmadı birisi. Burayı kurcalamışlar zaten. Belki de öyleydi de o yüzden açmadılar onu. Asıl malı buradan almış olabilirler. Çıkalım. En üst tarafında luk. İlginç. Bayağı ilginç işler. Ne yok ki? Bu da bir işçilik daha var. Böyle alt taraflarına doğru sokalım. Hayret bir şey ya. Ama buraya doğru devam edeyim. Devam edeceğiz. Hep beraber bu tarafa doğru devam edeceğiz. Çat çat çat, nasıl merdiven gibi indim. Üzeri belki de bir sunaktı buranın. Nasıl merdiven gibi tık 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 inebildim. Demek ki o şekilde inip çıkalamış burayı. Sunak olarak kullanılmış olabilir. Ama hediyeler nerede? Hediyeler önemli. Bir yere sakladınız mı? Ne yaptınız onları? Onları bulmam lazım ben. Bir şey çıkmay. Bu arada arkadaşlar, bazı videolarda böyle küpler çıkıyor. Küpler çıktığında mesela atıyorum 50-60-70 sikke arası varsa eğer, birçok videoda şey yapıyorum. Diyorum rakamı belirtin, hediye vereceğim diye. Bundaki amacım hem hediye dağıtmak, hem de bakalım takipçi, asıl takipçi sayısını öğrenmek aşağı yukarı. Yani kanala girip sadece bir videoyu izleyip çıkanları değil, asıl takipçileri öğrenmek istiyorum. Çünkü onu zaten birçoğu zaman videonun ortasında söylediğim için, kanala girip çıkan kişi videoda hediye var mı yok mu anlayamaz. Videoyu devamlı İzleyen kişi, her dakikasını izleyen kişi anlayabilir. Videoda hediye var mı yok mu? O yüzden videoları devamlı izleyelim arkadaşlar. Size söylüyorum, devamlı takipçilerim. Bu çakma takipçilere değil. Çünkü bir sürü çakma takipçi var. Takip ediyor ama kanala abone olmuyor. Yorum yazmıyor. Buradan bir atlasam. Hani bir yorum yazmaya üşenmeyin. Onu demek isteyim. Yorum yazmaya üşenmeyin. Bir sadece ne oluyor, ne haber, bir şeyler yazsanız makuldür benim için. Böylelikle bu işe devam mı, tamam mı etmeye karar vermeliyiz. Çünkü yani izleyen olmadığı sürece niye paylaşayım ki videoları, öyle bir düşün, öyle düşünen insan. Video çeksem sadece normal arayış yaparım. Hem böyle deli gibi kendi kendime konuşmuş gibi olmam. Şimdi yan taraftan birisi görse, benim çalıların içinde birisi dinlese, diyecek bu adam manyak herhalde, tek başına konuşuyor. Aslında sizinle konuşuyor.
Kafayı yemiş değilim. Hayret bir şey ya, sinyal bulamadım. Bu çok ilginç. Şimdi bu da bir taş var. Oraya da geçeceğim ha, isteyeyim ama bu çalıların içinden nereden geçeceğim? Böyle arkasına kıvransam, buraya baksam. Burada da var bir kayacık. Ona da bir bakalım. Ya bu kadar güzel yerde ne sinyal yok. Ayrı bir şey ya. İlginç, çok ilginç. Şimdi diyor da vardı bir tane. Daha orayı arkadan kıvranacaktık. Şöyle arka tarafına bakalım. Sonra gireceğiz iç tarafa. İç taraf çok şeyli, çalı malı kapatmış. Çok zor girilecek o tarafa. Ama gireriz her türlü. Şöyle. Şöyle. Sinyal. Tam şurada. Tam şurada yakalayayım bir sinyal. Güzel. Başka? Başka yok. Bu taraflarda. Bak 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 bak, bu da bir delik var. Görüyoruz mu? Belki bu tarafta da o şekilde bir delik vardı ve kapalıydı. İnşallah öyle değil. Delik büyükse malzeme de büyük olur. Bak burada bir tane işaret bırakılmış bu kayaya. Neredeydi sinyal? Tam şurada. Güzel. Şimdi levye yanındaydı. Levye alayım. Bakalım levye ile halledebileceğim mi? Buradan çıkabileceğim mi acaba? Makineyi buraya bırakacağım. Bakalım sinyal var mı yok mu diye kontrol etme. Kapatalım. Bir levye alayım geleyim. Çok dar bir alan. Burası da. Çeyitler. Neredeydi o? Şimdi bu tarafta. Bakalım yaprakları bir temizleyelim. Burada bir delik açılıyor arkadaşlar. Hopa. Bir delik açıldı. Dur bakalım. Deliğe bir ışık tutalım. Öyle kamera açalım. Bir şey göreyiz mi?
şurada bir şey var sanki. Oho dostum. Çok güzel bir şey var bu da. Ben size söyleyeyim. Çok güzel, nefis işlemeli bir şey var. Kemikten. Tamamen kemik yapımı. Ben şimdi bunu telefonla çekeceğim. Göstereceğim. Nefis bir şey ya. Telefon daha detaylı çekeyim. Şu kemikten yapıldı nefis bir şey, başka bir şey görünmez içinde. Bakacağız, yine bakacağız da. Şunu bir açana deneyelim. Hadi bismillah. Vay 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 vay. Bu ne dostum ya? Bu ne dostum ya? Vay 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 anam vay. Şuraya bak dostum. Şuraya bak dostum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu güzelliğe bak. Başka bir şey. Başka yok içinde. Sadece buydu. Vay anasını. Ben toplayamadım onun içine. O nasıl toplanmış? Heh, böyle olunca olay. Güzel. Valla çok güzel bir kutucuk. Çok güzel kutu. Üzerindeki işlemeler nefis. Şuraya bak şuraya. Vay be. Harika bir şey. Taşlara bak taşlara. Siyahı var, beyazı var. Yeşili var. Hepsinden var. Var oğlu var. Vay anasın. Vay anasın arkadaşım. Şimdi ne yapacağım? Makineyle tekrar bakacağım. İçine sokacağım makineyi iyice. Bakalım var mı bir şeyler yok mu? Bir görelim. Ondan sonra devam. Şöyle. Açıldım, açıldı. Levye burada. Şöyle içine bir sokalım. Hadi oğlum bir sinyal daha ver. Başka sinyal yok. Aynen öyle. Başka sinyal yok. Evet arkadaşlar. Sinyal bu kadarmış. Bu aradan bir çıksam. Hop levye 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 yakaladık. Uf, yerimiz çok güzel. Anlamadım. Bu kasada neye sinyal yok? Bak şimdi. Makine çalışayım çalışayım. Şurada sinyal yok. Bu ilginç biraz. Ama güzel. Çok güzel bir eser bulduk. Çok güzel bir define bulduk diyebilirim. Harika bir şey. Harika bir şey bulduk. Şöyle göstereyim. Vay be. Mükemmel ötesi bir şey. Evet arkadaşlar ezan okuy. Hem ezanımızı dinleyelim. Hem de bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşça kalın diyorum.